Şehir Işıklarından merhaba sevgili izleyiciler. Başrollerini Ahu Türkpençe, Nejat İşler ve Yiğit Özşener'in paylaştığı Kaybedenler Kulübü izleyicisiyle buluştu. Biz de filmin basın gösteriminde oyuncu ve yönetmenle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Ben çok yalnızım ya. Zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok. Bazen büyük farklılıklar insanları birbirine daha da yakınlaştırır. Ölümün olduğu yerde daha ciddi ne olabilir? Bir şeyleri elde etmeye çok yakın hissettiğimde de kaybettim. Kaybedenler Kulübü burası. Alo. İyi geceler sayın dinleyen. Sizinle yatmış mıydık? Açılış. Il pompa. La pompa. Il pompino. Le pompier. Okur okumaz çok sevdim. Özellikle de Zeynep karakterine bayıldım. Zaten ben Tolga ile çalışmayı çok istiyordum. Böyle bir film olduğu için kendimi çok şanslı hissettim. Hemen evet dedim. Zaten evettim ben. Yani öyle bir hani mı acaba gibi bir fikrim yoktu ama senaryoyu okuyunca gerçekten çok mutlu oldum. Çok güzel iş. Karakteri çok beğendim, Zeynep karakterini. Oynamayı çok istedim ve çok da hani severek gidip sete, severek oynadım. Geç geleceğim demişken geçen gün erken geldim. Kafayı mı yediniz siz? Neredeyse bütün İstanbul'a telefon seksi yaptınız. Zeynep karakterinden bahsedersek. Zeynep... Filmde Kaan'la Mete bir tarafı temsil ediyorsa Zeynep de bir başka ucu temsil ediyor bence. Fakat aynı hani hayattaki gibi farklı farklı uçlardaki insanlar bir noktada birleşiyorlar. Zeynep de bir şekilde onlarla tanışıyor ve bir noktada birleşiyorlar, uzlaşıyorlar ve hayatları birbirlerinin içine geçiyor. Sonra da bir süreç ve hani bir şey yaşıyorlar. Anlatmayayım gerisini. Adın neydi senin? Hani Zeynep karakterine hazırlanırken aslında hani çok sıra dışı değil ama biraz farklılıklar isteyen bir karakter hayatı. Zeynep karakterine hazırlanırken Tolga'nın başını çok ağrıttım. Çünkü dedim ya çok sevdim karakteri ve hani sahneler özel ve güzel olsun çok istedim. O yüzden de üzerine çok düşündüm. Her aklıma geleni de Tolga'ya sordum. Yani Tolga sağ olsun muhteşem bir yönetmen. Her türlü fikre çok açık ama kendinden de çok emin. Hikayesine çok güvendiği için, karakterlerine çok hakim olduğu için seni çok rahat yönlendirebiliyor. Gerçekten bir daha beni görmek istersen bir yolunu bulur gelirsin dedim. Radyolarla aranızda. Radyo dinliyorum. Bir dönem ben de radyo programı yapmıştım. Evet. Evet çok da eğlenceliydi. Yani radyoda olmak, radyo programı dinlemek bunlar güzel şeyler. Türkiye'de ilk defa böyle bir film çekiliyor. Konusu gerçek hani ve de aynı zamanda radyo. Bence enteresan. Bakalım seyirci ne diyecek? Niye hiçbir şey ciddiye almıyorsunuz siz? Ben buyum kızım. Hiç saklamadım. Kızlar alınmıyor mu siz öyle konuşunca? Film için bir fenomen olacak deniliyor. Siz ne diyorsunuz? Çok güzel bir söz. Ya umarız olur ama o biraz hani öyle bir beklentiye girmek bizim açımızdan çok doğru olmaz herhalde. Hani ümitlerimizi, umutlarımızı, beklentilerimizi çok yükseltmeyelim. Biz ama bizim için önemli olan biz istediğimiz filmi, istediğimiz insanlarla istediğimiz şekilde yaptık. Yaparken de çok keyif aldık. Kendi adımıza sonuçtan memnunuz. Bundan sonra filmin seyirciyle tanışmasıyla artık bir dönem başlıyor. Kendi hayatı başlıyor filmin. Onu izleyip takip edeceğiz bakalım. Gerçek bir hikaye senaryolaştırıldı. Gerçek hikayeden esinlenildi. Esinlenildi. Hani nasıl karar verdiniz Kaybedenler? Sordu o soruyu. 2 yıl önce Mehmet Ada Öztekin'le, onun fikri zaten. Kaan da Mehmet de benim arkadaşım. Onların zaten zamanında 2002'de böyle bir fikri varmış. Mehmet bununla ilgili bir senaryo yazmış Öztekin. Çok da güzel bir senaryoydu, ben onu okumuştum. Biz işte Devrim Arabalarında beraber çalıştık Mehmet'le. Bana senaryosundan bahsetti, programdan bahsetti, Kaan'dan bahsetti, Mete'den bahsetti. Ben senaryoyu okudum, çok beğendim. Yalnız Mehmet senaryoyu program hala devam ederken yazdığı için program fondaydı. Çok ön planda değildi. Biz programda artık olmadığı için, bittiği için Mehmet'le şöyle bir karar aldık. Programı öne taşıyacağımız bir senaryo üstünde çalışalım. Karakterleri öne taşıyacağımız bir senaryo üstünde çalışalım. Kaan'la Mete'den izin aldık. Ben izin aldım en başta. Hani ben yönetirsem onaylar mısınız?
Onlar da izin verdiler, desteklediler, projeye dahil oldular. Yani biz herhalde 2,5 sene evvel böyle konuşa konuşa, gide gele, tartışa tartışa bu filme karar verdik. Kaybedenler Kulübü'ne üye olacağız. Ne kulübü lan? Bu program benim hayatımı değiştirdi. Şimdi peki karakterlere gelirsek, anarşistler. Karakterler, evet, o yönleri de var ama bence bizim filmin güzelliği, Kaybedenler Kulübü'nün güzelliği, karakterlerin güzelliği, o karakterleri tek bir kelimeyle betimlemek, tanımlamak yeterli olmuyor. Çünkü derin insanlar, derin karakterler, çok boyutlu karakterler, çok derin entelektüel tarafları var, özgürlükçü tarafları var, sansürsüz tarafları var ve benim için en önemlisi, bugün için çok önemli bence, cesurlar. Teşekkürler Türkiye! Biz radyoda konuşan, birbirinin muhabbetinden keyif alan iki adamız. O kadar. Hani karakterler kendi istedikleri gibi yaşıyorlar, sistemi reddediyorlar. Ama baktığımız zaman... İçin Necat da geldi. Evet. Şimdi filmin sonunda şey mi? Hani sistemden ne kadar uzaksak sisteme o kadar bağlı mıyız? Yo, öyle bir şey yok aslında. Yani ben o açıdan hiç düşünmedim. Ya sistemle ilgili bir şey sorgulamıyoruz bence. Biz özgürlükle ilgili bir şey sorguluyoruz bence filmde. Karakterlerin özgürlüğüyle ilgili bir şey sorguluyoruz. Her özgürlüğün bir bedeli var. O bedeli ödemeyi göze almak da cesaret işi. Ve bu karakterlerde de o cesaret ve o özgürlük var. Bence hani bu sisteme başkaldırıysa evet onun adını öyle koyabiliriz. Ama onu tanımlamadan önce bence tanımlanması gereken şey karakterlerle ilgili özgürlük ve bunun için gereken bedeli ödeme cesareti. Bireysel özgürlük ama kendiyle program yaptıkları için bireysel olmuyor. Bireysel. Kitlesel de olabiliyor. İnsanla örnek de alabiliyor. O yüzden çok değişik örnekler var Türkiye'de karşımızda. Çok değişik örnekler karşımıza çıkartılıyor. Ama bu iki karakterde, filmdeki karakterlerde pek çok yönden örnek alınabilecek karakterler bence. Katılırsınız, katılmazsınız hayat tarzlarına. Ben çok yalnızım ya. Zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok. Bazen büyük farklılıklar insanları birbirine daha da yakınlaştırır. Size geldiğinde Kaybedenler Kulübü ne düşündünüz kabul ederken? 10 saniye falan sürdü kabul etmem. Peki karakterden bahseder misiniz biraz? Yani biraz aykırı bir karakter. Hayranıydım. Hayran olduğum bir karakteri oynuyorum şu anda. Çok mutluyum. Ölümün olduğu yerde daha ciddi ne olabilir? Bir şeyleri elde etmeye çok yakın hissettiğimde de kaybettim. Kaybedenler Kulübü burası. Alo. İyi geceler sayın dinleyen. Sizinle yatmış mıydık? Açılış. İlk pompa. La pompa. Il pompino. Le pompier. Necat Bey, biz filmi izlediğimiz zaman eleştirmenlerden şöyle bir şey geldi. Özellikle de sizin karakteriniz için. Hani Necat İşler biraz da kendi karakterini oynamış denildi. Siz ne diyorsunuz? Doğru söylemişler. Hemen hemen öyle bir şey var, evet. Peki, filmde şey var. Onunla ilgili ben de bir şey söyleyebilir miyim? Hemen araya gireceğim. O doğru olmakla beraber. Yalnız burada oynamayı küçümsememek lazım. Yani hayır, burada Necat'ın evet kendiyle örtüşen çok tarafı var karakterin. Ama o mütevazılık yapıyor. Burada Necat'ın performansını ve oyunculuğunda kendine benzer bir karakter oynadığı için azımsamamak gerekiyor. Çünkü izleyenler de görecekler. Orada ciddi bir performans var. Yani kendine benzeyen bir karakter oynadığı için işi kolay değildi. Ben çok önemsiyorum onu. O şimdi mütevazılık yaptığı için söylemiyor. Ben onu önemsiyorum. Orada iyi bir, çok ciddi bir performans var. Geç geleceğim demişken, geçen gün erken geldim. Kafayı mı yediniz siz? Neredeyse bütün İstanbul'a telefon seksi yaptınız. Adın neydi senin? Filmde radyo programı yaparken, işte reytingleri çok yüksek olmalarına rağmen parayı kabul etmiyorlar. Ama bir yandan da yani hani... Kendilerini çünkü sansürleyeceğini, sınırlayacağını düşünüyorlar karakterler. Hani burada çok özgür bir karar veriyorlar. Ama bir yandan da kendi bireysellikleri için çok fazla çaba gösteriyorlar. Çaba göstermeyi istediklerini yapıyorlar diyelim. Buradaki peki bu çelişki değil mi? Değil.
Bayağı değil işte. Sen sorarken kendin çeliştin. Asıl sen çeliştin. sen kendin soruyu çeliştin. Sorarken. Emin oldum da ben toparlayamadım tam anlamıyla. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi şey, yani toplumsal düşünüyoruz ama aynı zamanda da bireyselliğimize de çok düşkünüz. Ondan dolayı. Toplumsal düşünmüyor orada. Kimse toplumsal düşünmüyor. Hani sınırlar kendini. Hayır. Ama bir kitleye hitap ediyor radyoda. Evet. Onun işi. O ara yaptığı iş yani. Onlar muhabbet ediyorlar. Bir tane mikrofon var. Herkes dinliyor. Keza sansürsüz yapıyorlar. Ve beklentilere, ya beklentiye göre hareket etmiyorlar. Beklentilere göre asla hareket etmiyorlar. Ya ve o senin kendi sorun içinde sorduğun parayı reddetmeleri de kendi bireyselleriyle ilgili, kendi özgürlükleri için. Yani bağımlı olmamak için. Baktığımız zaman şeylerde bazen işte tam olarak net hatırlamıyorum ama işte şiir okuduklarında işte sistemi sorgulayan şeylerde görebiliyoruz şeyin içinde diyaloglarda. Tabii var. Birey olarak da bunu yapabilirsin. Siz konuşmayacaksınız. Benim kafam karıştı. Yo. Peki tamam o zaman. Çok teşekkür ederim size. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Gerçekten bir daha beni görmek istersen bir yolunu bulur gelirsin dedim. Niye hiçbir şey ciddiye almıyorsunuz siz? Ben miyim kızım? Kızlar alınmıyor mu siz öyle konuşunca? Teşekkürler Türkiye! Biz radyoda konuşan birbirinin muhabbetinden keyif alan iki adamız. O kadar. Müziğiyle sizi içsel bir yolculuğa götüren Mircan Kaya geçtiğimiz yıl Altın Portakal'da en iyi film müziği ödülünü almıştı. Biz de Mircan Kaya'nın evine konuk olduk. Evinize konuk olduk. O kadar muhteşem bir ev ki insan sürekli bir şeylere bakıyor ve baktıkça da bir şeyler görüyor, bir şeyler öğreniyor. Yani çok farklı bir ruh haliniz var herhalde evinizden dolayı. Mutlu eden bir şey sizi değil mi? İnsanın yaşadığı yer, evi kendi kişiliğini yansıtıyor bir kere, onun dünyasını yansıtıyor. Benimse yaşadığım mekanlarla ilişkim çok özeldi. Yaşadığım mekan da benimle birlikte yaşayan bir yere dönüşüyor. Bu genç kızlık yıllarımda da böyleydi. Sonraki zamanlarda da öyle. Ev ya da yaşadığım yer neresi olursa olsun. Bu geçici süre kaldığım bir yer de olabilir ki zaman zaman bunu yapıyorum. Ben yurt dışına gitmem gerekiyor. Kısa süreli bir yerlerde kalmam gerekiyor. Oraları bile kendime özelleştirmek, hani customize etmek diye bir şey var ya, mutlaka bir şekilde dokunup benimle birlikte yaşayan bir yer haline getirmeye özen gösteriyorum. Tabii çaba sarf etmiyorum ama bunu yapmaya hep ihtiyaç duyuyorum. Çünkü orada yaşıyorsunuz, ben şimdi burada yaşıyorum, burada üretiyorum, burada düşüncelere dalıyorum. Dışarıdan seyahatlerimden, yolculuklarımdan, keşfettiğim her yerden topladığım objeler, kitaplar, pazarlardan bulduğum şeyler, onları taşımayı çok seviyorum ve onlar eve girdikten sonra o ev benimle birlikte nefes almaya başlıyor. İlhan
ilham aldığınız yer burası değil mi? Ninniler ve Eleksir şimdi epey bir zaman. İlk albümünde neler hissettiniz şu anda? Son albümde neler hissediyorsunuz? O zamana böyle bir yolculuk yaptığınızda. İlk albümüm bizim Ninnilerdi biliyorsunuz. O çıktığında tabii çok heyecanlanmıştım, sevinmiştim. Çünkü ben müziğin bende bir başlangıç tarihi yok. Buna rağmen ürün vermeye 2005 yılında başladım. Ve bizim Ninniler o çabaların bir sonucuydu. Onun bir albüm olarak, bir eser olarak ortaya çıktığını görmeniz bir kere çok mutlu ediyor sizi. Atem tutem ben seni, şekere gatem ben seni. Akşam baben gelende o yönüne atem ben seni. Herkesin bu da var dediğini siz albümlerde topladınız Ninnilerle. Peki Eleksir'e gelinceye kadar hani neler değişti? Eleksir'e gelene kadar arada Kül albümü var. Anadolu'dan türküler, geleneksel parçaların yanı sıra bir Gürcüce halk şarkısı var. Hemşin parçası var. Boşnakça bir parça var. Geleneksel ezgilerin daha çağdaş bir biçimde yorumlanması, bir füzyon gibi ortaya çıkmasıyla Kül albümü yaratıldı. Kül'ü Salih albümü takip etti. Bizim Ninniler ve Kül albümlerinde ben aslında var olan parçaları hayata bir kez daha hayata geçirdim. Ama Salih albümü asıl benim yapmak istediğim şeydi. Çünkü orada benim bestelerim var. Akşama ben gelende o yönüne atem ben seni. Akşama ben gelende o yönüne atem ben seni. Salah'dan sonra Numinosum albümü var. Mevlana'nın şiirleriyle benim şiirlerimin harmanlanarak Bristol'de bir caz grubu Limbo ile birlikte yapmış olduğumuz bir albüm. Ondan sonra Utim albümü var. Once Upon a Time in Mingrelia. Çok disiplinli, farklı disiplinlerin bir araya getirilerek kotarıldığı bir albüm. 3 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıktı. O da hem Gürcistan'a hem Doğu Karadeniz'e yaptığım yolculuklarda yazdığım öyküleri de barındıran bir kitapçık içeriyor. Fincanın etrafı yeşil aman aman. Farklılıkları var mı Eleksir'in, yoksa biz bildiğimiz Mircan Kaya'yı mı dinleyeceğiz Eleksir'de? Aslında eğer müzik çalışmalarımı takip ediyorsanız hiçbir albümümün diğerine benzemediğini biliyorsunuzdur. Gerçekten de bir albümün diğerinin tekrarına dönüşecekse o çalışmayı zaten yapmıyorum. Dolayısıyla bizim Ninniler, Kül, Salah, Numinosum, Utim ve Eleksir hepsi birbirinden tamamen farklı albümler. İçlerinde farklı müzisyenler de var. Sound olarak da farklı, temaları farklı. Her bir albümün kendi içinde bir teması var. Bütünlüklü bir proje olarak ortaya çıkıyor. Eleksir albümü ise benim genç kızlık yıllarımda hep başucumda duran Gülten Akın'ın şiirlerinden yola çıkarak yaptığım bir albüm. Zamanda genç kızlık yıllarıma gidiyor, 17-18 yaşlarıma. Mekanda da hem Avrupa'nın işte o eski kiliseleri, sokakları, hem de İstanbul arasında gidip gelen bir albüm. Çünkü bir kısmını orada yaptım, bir kısmını burada yaptım. Albümü yaparken başka birçok çalışma da yapmak durumundaydım. Hem Avrupa'da tarihi eserlerin yapısal analizleri üzerine bir ileri master çalışması yürütüyordum. Bir taraftan İngiltere'den müzik eğitimi alıyordum. Bir taraftan da Eleksir'in kayıtlarını yapıyordum.
iki çocuğum var, anneyim. Onlarla ilgili sorumluluklar ve başka şeyler hayata dair. Dolayısıyla Elixir bu koşullarda çıktı. Bir dinleyiciden şöyle bir yorum aldım. Mircan Hanım, kendi kişisel, kendi yerel kültürünüzü terk edip ilahiler dünyasına dalmanızın sebebi günümüz politik şeyleri olabilir mi diye bir yorum aldım. Çok şaşırdım çünkü o ad sanıyorum o şiirlerde işte Behçet'e ağıt inanan Ozan ilahisi, bunalan Ozan ilahisi, hep ilahi ilahi gidiyor ya, o sanıyorum albümü yanlış okumasına yol açmış. Edebiyatla da çok ilişkisi var sizin albümlerinizin, değil mi? Okuduklarınız, gözlemledikleriniz, onlar müzik olarak dinleyiciye yansıyor diyebiliriz. Beni en çok besleyen şeylerden biri aslında edebiyat. Ben genellikle bir kitap okurken bir şeyden, bir cümleden, bir şiirden ilham alırım. Veya aslında bir roman okuyorumdur da içindeki öyküden bir ilham alıp o öyküden yola çıkarak bir şiir yazabiliyorum mesela. Beni en çok besleyen şey belki de müzikle ilgili. Çünkü onları okurken ben şarkı söylemek istiyorum hep. Bir şiir kitabı okurken hani gitarımı alayım elime, onu hemen müziğe dönüştüreyim. Veya bir roman okuyorum, oradan bir şey çıkıyor. Yavaş yavaş böyle o okuduğum şeyler, bir değil belki 5 kitap, 10 kitap, bende mayalanıyor, bir şeyler oluyor ve farklı bir düşünceye doğru gidiyor ve öyle çıkıyor proje. Şimdi Kar Beyaz filmi Altın Portakal'da en iyi müzik ödülü aldı. Çok da tartışmalar yapıldı. Belki sizin için çok çok can sıkıcı tartışmalardır ama eminim dinleyicileriniz de merak ediyordur. Neler oldu? Şu an hangi aşamada bununla ilgili? Kar Beyaz filminin müziği üzerinde çalışmaya başlamam Selim Güneş'in bana 2008 yılında ben İtalya'da çalışırken yazdığı bir mail ile başladı. Selim Güneş'le bizim bağlantımız çocukluk yıllarına gidiyor. Ortaokul öğrencisiyken ben 12-13 yaşlarında Güneş ailesinde bir 15 gün kalmıştım. Sebebini bilmiyorum, annem babam beni onlara bırakmıştı nedense. O yıllara dayanan bir şeyimiz var, bağlantımız var. Sonraki yıllarda Selim Güneş müziğimi takip etmiş, albümlerimi almış, dinlemiş, hepsini dinlemiş. Ve bir fotoğraf sanatçısı olan Selim Güneş ilk filmini çekmeye karar verdiğinde de bana yazıyor. Ve mutlaka filminin müziğinde birlikte çalışmak istediğini söylüyor. Benim müziğim film yönetmenleri üzerinde bir şey yaratıyor. Aslında yurt dışındaki müzik eleştirmenlerinin de üstünde durduğu bir nokta bu. Çok sinematografik bir müziği var diyorlar benimle ilgili. Bunun sebebi de aslında demin size bahsettiğim şey, nelerden beslendiğim, bir öyküden yola çıkabiliyorum, bir mekandan yola çıkabiliyorum. Her zaman bir takım görüntüleri hayal ederek müzik yapıyorum ve kaydederken de müzisyenlere ben hep o görüntüleri, o duygu halini hep anlatarak müziği kaydettiriyorum. Sanıyorum bu nedenle
Film yönetmenleri beni çok arıyorlar. Pek çok filme, Kar Beyaz filminden önce özellikle de belgesel filmlere müzik verdim. Sponsor olarak müzik verdim. Bu filmlerin arasında Dokufest'te ödül alan Lilith'in Kız Kardeşleri adlı belgesel var. Emel Çelebi, Necati Sönmez projesi. Onların başka belgesellerinde de benim müziklerimi görebilirsiniz. Ve yürekliysen eğer, ticari kaygılar gütmeden iyi işler çıkarmak için yola çıkan yönetmenler benimle irtibata geçtiklerinde, eğer onlara ve yaptıkları işlere inanıyorsam elimden geldiğince destek oluyorum. Selim Güneş de benzeri duygularla beni aramış olmalı. Ve beni aradığında Ultim albümünden Mircan İşinani, Mircan'ın ninnisi, benim kendi bestemdir. Ve o beste olmanın ötesinde benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü çocukluk yıllarımın karanlıktan korktuğum o gecelere, kaybettiğim, ölmüş olan sevdiklerime yapılmış olan bir ninni. Aslında ölmüş olan sevgilinin ardından yapılan bir ninni. ...2009 yılında TRT1 benimle ilgili bir belgesel çekiyordu. Daha doğrusu bir belgeselin parçası, bir bölümü bana ayrılmıştı ve Doğu Karadeniz'e geldiler. Doğduğum köyde de çekim yapmak istiyorlardı çünkü. Aynı dönemde Selim Güneş de filmin çekileceği yeri görmek üzere Artvin'e gelmişti. Biz onunla birlikte filmin çekim yerini görmek üzere o çocukluğumda birlikte kaldığım Güneş ailesinin elemanlarının pek çoğuyla birlikte filmin çekileceği yeri de gördük. Şavşat'a gittik. Amerika'dan yeğenim gelmişti, Aydıcan Kuplan, Pro Tools kayıt cihazıyla. Daha başında kaydettik. Bir başka parça Karşı Korku İlahisi final sahnesinde, o da İstanbul'da bir stüdyoda kaydedildi. Bütün bu çalışmalar uluslararası çalışmalar. Her bir çalışma burada kaydediliyor. Sonra Sydney'e gönderiliyor. Roger Wilson'un üzerine trompet çalıyor veya bir fikri varsa söylüyor. Mixleniyor, geri geliyor. Ondan sonra İngiltere'ye Sonfonik Records'a Osman Kent'e gidiyor. O mastering yapıyor. Yine düşünceleri varsa söylüyor. Hani başa dönülüyor bazen. Böyle bir çalışma. Uluslararası kolaboratif bir çalışma. Filmin yalnız bir de sahneleri birbirine bağlayan motif müzikleri var. Score müzik dediğimiz müzikler. İlk çekimler yapılıp kurgusu gelince, taslak kurgusu, filmin yapısına baktım, buna biraz daha müzik lazım. Yani bağlayıcı müzik, score müzik, yani sahnelere uygun, duygulara uygun müzikler yapmak lazım. Bunun için de en yakınımda kim var? Hani benimle birlikte çalışmış olan, bildiğim, tanıdığım, sevdiğim, beğendiğim insanlardan haliyle Uğur Işık'ı aradım. Çünkü Sala albümünden biri, Sala albümünde cello çalıyor. Kültür Bakanlığı projesi vardı. Sarıkamış'ta donan askerler için yapılmış bir şey var, albüm. Oraya da biz birlikte doğaçtan bir ağıt kaydettik. Onu aradım. Aman kız, canım kız, geçtiğimiz yıl bütün bir yaz herkes tatil yaparken ben bu filmin müziği üzerinde çalışarak geçirdim. Ve yapmak istediğim tek şey
gerçekten o film için en iyi müziği yaratmaktı. Bunu A kişisiyle veya B kişisiyle yaratabilirsiniz. Önemli değil. Buna karar verecek olan kişi benim. Çünkü yönetmenin, yapımcının sözleşmeli, yetkilendirilmiş müzisyeni benim. Müzik yapımcısıyım ben bir kere. Bütün parçaların müzik yapımcısıyım. Finansını sağlayan insanım. Yurt dışından insanları ikna ederek bu projeye destek olmaya çağıran insan benim. Ve yürekliysen eğer. Antalya Film Festivali'nde işte ilk gösterime girdi ve çıkan herkes bu filmin müziği ödül alacak demeye başladı. O vakte kadar ben ödül kavramını aklımın ucundan bile geçirmedim. Çünkü benim için en büyük ödül bu filme müzik yapmış olmak. Bu film ki benim doğduğum topraklarda çekiliyor. Çocukluğumdan bağlantılı olduğum benim işte Gürcü ve Laz hemşerim ve uzaktan akrabamız olan bir yönetmen. Yani o kadar çok bağlantısı var ki hani zamanda, mekanda, birçok şeyde öyle çok bağlantıyla benim içimden gelen bir şey ki bu. O kadar önemli bir proje ki bunun bir parçası olmak bir kere çok önemli. Haydi yavrum dön dolaş. Şey dediklerinde ödül alır bu dediğinde gerçekten ben ödül için yapmadım. Ben en iyi olanı yapmaya çalıştım. Ve bunu yaptıktan sonra gerisi hiç önemli değil. Ödülü kime verecekleri hiç önemli değil ki. Gerçekten şanslı da görmüyordum beni. Hani Mircan kim? O kadar çok bilinen insanlar var ki. Çok güçlü insanlar var ya da daha çok tanınan insanlar var. Ben hani ana akımın dışında kalan bir insanım. Bağımsız işler yapan insanım. Ama ödül geldi. Ve ne yazık ki... O sevinci yaşayamadınız. Hiç yaşayamadım çünkü bir kere ödülün öncesinde Uğur Işık'ın eşi beni aradı. Keşke biz de orada olsaydık dedi. Ki ben de aramıştım. Her fırsatta herkese birlikte çalıştığım bütün müzisyenlere, Roger Mills'e, Osman Kent'e, kaydı yaptım Ceyda Pirali'ye, herkese filmle ilgili gelişmeleri hemen aktarıyordum sevinçle. Bu hapishanedeki Halil'in büyük oğlu. Annesi de şu bizim Laz kızı. Hiç kimse benim kadar kimsenin nasıl söyleyeyim bu sevinci benim kadar derin yaşadığını sanmıyorum. Ama ben ödül töreninden önce beni aramış olmasından dolayı o üzerimdeki baskıyla aslında asıl teşekkür etmem gereken insanları atladım. Kimlerdi bu? Bir kere Osman Kent'e teşekkür etmem gerekiyordu. Roger Mills'e teşekkür etmem gerekiyordu. Diğer müzisyenlere de teşekkür etmem gerekiyordu. Ve ben ödülü aldıktan sonra da bir mesaj telefonuma, çok çirkin bir mesaj, şiddetli bir baş ağrısı saplandı zaten bunu görünce. Neye uğradığımı şaşırdım. Ondan sonraki olayları biliyorsunuz, tatsız tuzsuz olaylar yaşandı. Keşke bir güzelliğin parçası olmayı becerebilseydik, daha
farklı yaşayabilseydik bu meseleyi. Ana. Alo. Alo. Sizin çok farklı bir yönünüz var. Siz aslında mühendissiniz. İnşaat mühendisliği, sonra Boğaziçi'nde master'ınızı yaptınız. Deprem mühendisliği üzerine. Şu günlerde de deprem çok konuşuluyor. Sizin aynı zamanda çalışmalarınız da var tarihi yapılara yönelik. Şimdi müzik, mühendislik bakıldığında zıt mı? Yani zıt görünür ama siz bunların ikisini bir arada yapıyorsunuz. Ben çocukluğumdan beri böyle zor işleri başarmayı hep çok amade bir kişilik sergiledim. Hanımlar için mühendislik mesleği şey gibi görünüyor. Hani olur mu ya inşaat mühendisi falan. Ben de bana da tam tersi böyle bir erkek mesleğini bir kadının yapabiliyor olması bana daha böyle cezbedici gelmiştir hep. Bilmiyorum, yalnızca müzikten ibaret bir hayat sürebilir miydim? Yapamazdım herhalde. Müzik ne kadar önemliyse benim için kitap okumak da o kadar önemli, yazmak da önemli. Mühendislik de önemli, bilimsel çalışmaları takip etmek önemli. Ben mühendislik yaparak müziğimi temiz tutabiliyorum bir de. Bağımsız olmamı o sağlıyor. Çünkü para kazanamazsanız bağımsızlığınızı kaybediyorsunuz. Müzik üzerinden para kazanmaya başladığınızda mutlaka taviz vermeye başlıyorsunuz. Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz günlerde 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kutlandı. Bu yıl bildirgeyi ise usta oyuncu Ali Poyrazoğlu yazdı. Bence tiyatro dediğimiz şey küçükken annelerimizin ya da yetişebilmişsek büyük annelerimizin ellerimize taktığı rengarenk yün çileciklerine benzer. Hani takarlar rengarenk yün çilelerini ellerimize. Aç bakalım şunu, sana kazak öreceğim, kaşkol öreceğim, çorap öreceğim derler. Biz de başlarız açmaya büyük bir hevesle. Atarız yünün ucunu onlara. Onlar da alırlar. Başlarlar sarmaya, top yapmaya. Örmeye, hazır hale getirmeye. İşte tiyatro dediğiniz böyle bir şeydir. Biz oyuncular geliriz her akşam sahnenin üstüne. Elimize içinde insanla ilgili binbir düğüm, binbir soru bulunan rengarenk yün çileciklerini takarız. Başlarız açmaya. Atarız yünün bir ucunu da size, seyircilere, alırsınız aşağıdan, başlarsınız sarmaya, top yapmaya. Biz açarız, siz sararsınız. Biz açarız, siz sararsınız. Biz açarız, siz sararsınız. Siz de çok çekerseniz yün kopar, biz de çok çekersek yün kopar. İki tarafta büyük bir uyum içinde işini yapar. Oyunun sonunda bizim elimizdeki yün çilecikleri biter, aşağıya salona geçer. Seyirci çıkar gider, zihninde rengarenk yün topçuklarıyla. Dersiniz ki oyuna gittim. Ne kaldı bende o oyundan geriye? Oysa ki bilmezsiniz ki zihin ya da çok iyi bilirsiniz ki insan zihni alır, biriktirir, saklar, tasnif eder, dosyalar, üzerinde yorum yapmaya başlar. İşte o yün topçuklarını atarsınız, tutarsınız, atarsınız, tutarsınız. Bir jonglör ustalığıyla zihninizin içinde çevirmeye başlarsınız. Her seyirci oyunu yeniden yazar zihninde. Tiyatro sanatını vazgeçilmez kılan şey, seyirciyi yaratıcı çizgiye taşıyan bu büyüde gizli. Bir gün bir bakmışsınız ki yünün ucunu yakalamışsınız, başlamışsınız boşaltmaya.
Başlamışsınız boşaltmaya, atmışsınız yünün ucunu birine, kapmış, bağlayıvermiş parmağına, başlamış yeniden çile yapmaya. Siz açarsınız, onlar çile yapar. Siz boşaltırsınız, onlar çile yapar. Siz anlatırsınız, siz yorumlarsınız, onlar çile yapar. Tiyatro, tiyatro dediğiniz şey böyle bir şeydir işte. Elden ele, yürekten yüreğe, zihinden zihine dolaşan rengarenk yün çilecikleri. Bu işin %50'si biziz, %50'si sizlersiniz. İki tane temel üyesi var tiyatronun. Oyuncu ve seyirci. Bizler karşı karşıya geldiğimiz zaman kıvılcım çakıyor. Tiyatro dediğimiz o müthiş insanın içine bakma, insana ayna tutup o tuttuğu aynada kendini arama eylemi sizle biz karşı karşıya gelince gerçekleşiyor. Yani sevgili seyirciler, sizlerle biz aynı iş yapıyoruz. Meslektaşız. Tiyatroya gidip zamanını ayıran, bizlerle birlikte tiyatro eylemini gerçekleştiren, tiyatroya gidip zamanını, parasını ayıran, bizlerle birlikte tiyatro eylemini gerçekleştiren, izlediklerini gidip başkalarına anlatıp paylaşan, onların da tiyatroya gitmesini sağlayan insanlar bizim meslektaşlarımızdır. Sevgili meslektaşlarımız, dünyanın her yerinde asırlardır sizler bizleri çok güzel alkışladınız. Şimdi de ben sizleri alkışlıyorum. Dünya Tiyatrolar Gününüz kutlu olsun. Sevgili izleyiciler, bugün de geldik şehir ışıklarının sonuna. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.